Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün 9. sınıflar konu anlatım videosunu tamamlıyoruz. Yani bugün son ünitemizi anlatacağız. Ne ünitemiz? Türklerin İslamiyet'i kabulü ve ilk Türk İslam devletleri. Böylece 9. sınıfın bütün konularını anlatmış olacağız. Dersimize başlamadan hemen yine hatırlatmamı yapıyorum. Lütfen kısa notlar alarak dersi dinleyelim. Hazırsanız başlıyorum. Arkadaşlar önce başta bu ünitede işleyeceğimiz konuların kısa bir özetini vereyim. Kafanızda bir şablon olursun. Ondan sonra ayrıntılara geçeriz. 751 Talas Savaşı ile birlikte artık Türkler yavaş yavaş İslamiyet'te tanışıyor. 840'da Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk Devleti'ni kuruyoruz. Yani Karahanlı Devleti'ni. Daha sonra Afganistan civarında kurulan Gazdeli Devleti'ni kuruyoruz. Dandanakan Savaşı önemli. Dandanakan Savaşı ile birlikte Büyük Selçuklu Devleti kurulmaya başlıyor. 1048 Pasinler Savaşı'nı anlatacağız. Bu savaşın önemi neydi? Bizans'la Selçuklular arasında yapılan ilk savaştı. 1071 Malazgirt Savaşı herkesin bildiği Anadolu'nun kapıları Türklere açılıyor. 1077'de Türkiye Selçuk Devleti kurulmaya başlıyor. 1097'de Şahlar kuruluyor. 1157'de Selçuk Devleti yıkılmaya başlıyor. Hangi savaşta? Katvan Savaşı'nı anlatacağız. 1187'de Gazneli Devleti yıkılmaya başlıyor. Yani bu yıkılma olayı arkadaşlar bir yılda gerçekleşen bir şey değil, bir süreç. 1212'de Karahanlı Devleti yıkılıyor. Önce ikiye bölünüyor, sonra yıkılıyor. 1230'da da Hazremşahlar Devleti yıkılıyor. Şimdi 11. ve 13. yüzyılda Türk İslam dünyasına şöyle bir harita üzerinde bakacak olursak işte Karahanlar anlatacağız. Hazremşahlardan çok fazla bahsetmiyor kitabımız. Büyük Selçuklu Devleti'ni anlatacağız ve şu İran, Horasan civarındaki Gaznelileri anlatacağız. Bunlar işte ilk Türk İslam devletleri. Şimdi önce Türklerin eski dininden bahsedelim. Daha sonra İslamiyet'e geçişlerini anlatırız. Bilindiği üzere Türkler yoğun olarak gök tanrı dinine inanıyorlardı. Bu din nasıldı arkadaşlar? Tanrı birdi ve eşi benzeri yoktu. Türklerde putlaştırma yok arkadaşlar. Bir puta tapma yok. Hatta gök tanrı dini o kadar e, sade ki bir mabede ve bir din adamına da rastlamıyoruz. Yani Türkler darda kaldığında hemen Tanrı'ya yalvarabiliyor, ibadetlerini yapabiliyorlar. Yani bir puttur, ne bileyim bir din adamının önderliğinde yapmalarına gerek yok. Yine eski Türkler atalarının ruhu için ne yapıyorlar? Kurban kesiyorlar Tanrı adına. Bunlar eski Türk dininin özellikleri. Türkler arkadaşlar hoşgörülü oldukları için birçok dine inanmışlar. Birçok dine izin vermişler. İşte ilk defa Göktürkler zamanında Budizm'e, Uygurlar zamanında Maniheizme inanıyoruz. Daha sonra Hazarlar Museviliği kabul ediyor. Peçenekler, Kumanlar, Bulgarlar Hristiyanlığa geçiyor. Ama Türkler daha çok ne oluyor arkadaşlar? Müslümanlaşıyorlar. Zaten diğer dinlere inanan Türkler zamanla kimliklerini kaybedecekler. Burada önemli olan şu. Uygurlar, geçen ünitelerde anlatmıştık. Din değiştirerek ilk defa yerleşik hayata geçiyorlardı. Hazarlar Museviliği kabul eden ilk Türk devletiydi. Yine peçenekler, kumanlar, Bulgarlar ve Macarlar Hristiyanlığı kabul etmişler ve özellikle Bulgarlar ve Macarlar ne yapmışlardı? Kimliklerini kaybetmişlerdi. Türklerin Müslümanlarla ilk temaslarına bakalım. Türkler 642 Nihaven Savaşı'ndan sonra Müslümanlarla temas kuruyorlar. Hazreti Ömer zamanında ilk defa Türklerle Müslümanlar ne yapıyor? Temas kuruyorlar. Aradaki Sasani İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla birlikte artık Türklerle Araplar mücadeleye başlayacaklar. Yani İran'daki Sasan Devleti aslında Türklerle Müslüman Araplar arasındaki bir tampon bölgeydi. Bu devletin Hz. Ömer zamanında yıkılmasıyla birlikte artık sınır komşusu olacaklar. Emeviler döneminden itibaren Türkler İslamiyet'in hizmetine yavaş yavaş girmeye başlayacaklar. Ama bu çok hızlı olmayacak. Neden? Çünkü Emevilerde geçen niteleri izlediyseniz bir mevali politikası vardı. Bu politika ne yapıyordu arkadaşlar? Bu politikaya göre Emeviler Arap olmayan diğer ırklar biraz daha aşağıda görüyorlardı. Onlardan daha fazla vergi alıyorlardı. Onlara çok da adil davranmıyorlardı. İşte bu yüzden e, Türklerin İslamlaşması Emeviler döneminde çok da fazla olmamıştır. Ne zaman ki Abbasiler Emevileri yıkıyor. Bu dönemden itibaren Türkler artık e, İslam devletinde önemli roller üstleniyorlar. Çünkü Abbasiler mevali politikası uygulamayacaklar. Yani İranlılara, Türk'lere, Araplara herkese eşit davranmaya çalışacaklar. Şimdi Abbasiler döneminde Türklere bakalım. Abbas devleti kurulduktan sonra 751'de bir Talas Savaşı var arkadaşlar. Bunu çokça duymuşsunuzdur. Bu Talas Savaşı aslında Araplarla Çinliler arasında gerçekleşiyor Orta Asya'da. Yalnız bu dönemde Türkler ne yapıyor? Bu savaşta Araplarla müttefik oluyorlar. Bu savaş sonunda Çinliler ağır bir yenilgi alıyor ve Orta Asya'daki ilerleyişleri duruyor. Peki bu savaşın bizim için etkileri ne arkadaşlar? Biz artık Müslümanlıkla tanışıyoruz ve yavaş yavaş Müslüman olmaya başlayacağız. Haritada üzerinde de görüyorsunuz Talas bölgesi burası. Bir tarafta Müslümanlar ve Türkler, bir tarafta Çinler. Bu savaştan sonra Çinlerin bu kısımda ilerlemesi duruyor. Türk dünyasında ilk defa İslamiyet arkadaşlar Mavera'nın Nehir bölgesinde ticaret sayesinde oluyor. Yani biz ilk defa nasıl Müslümanlaşıyoruz? Ticaret fa faaliyetleri sayesinde Araplarla tanışıyoruz ve yavaş yavaş İslamlaşıyoruz. 960 yılında 200 bin çadırlık bir Türk topluluğu Müslüman oluyor. Kim bunlar? Eski kitaplarda da sıkça geçer. İlk defa Müslüman olan Türk boyu arkadaşlar Karluklardır. Orta Asya'da ilk defa Müslüman olan devlet neydi? Karluk, Yağma, Çiğir ve Tuhsilerin kurmuş olduğu Karahanlı Devleti. Bununla ilgili kitaplarda değişik görüşler var. Bazı kitaplar Karahanlı Devleti'ni ilk Türk de Müslüman Türk Devleti olarak kabul eder. Bazıları Bulgarları kabul eder. Ama kesin olan bir şey varsa arkadaşlar, Orta Asya'da Müslüman olan ilk Türk Devletimiz Karahanlılardır. Oğuzlar da aynı yüzyılın ikinci yarısında yavaş yavaş İslamiyet'e girmeye başlıyorlar. Peki, Türklerin İslamiyet'i seçmesinin nedenleri ne? Birincisi arkadaşlar, Gök Tanrı dininde de İslamiyet'te de tek Tanrı var. Ahiret inancı ortak. İkisi de aile kavramını önem veriyor. Namus, temizlik kavramına önem veriyor. Özellikle bu madde önemli. İslamiyet de cihat ve gazaya önem veriyor. Türklerde de biliyorsunuz savaşmak ve cihan hakimiyeti önemliydi. Türklerde de, Türkliğinde de toplumsal sınıf yok. İslamiyet'te de, de toplumsal sınıf yok. İşte bu yüzden Türkler diğer dinlere nazaran daha çok İslamlaşmışlardır. Çünkü eski dinleriyle benzerlik çok. Berberiler, Acemler ve Kürtlerin İslamiyet'i kabulüne kısaca bir değinelim. Sonra konumuza döneriz. Kuzey Afrika'da yaşayan Berberiler, Hz. Osman döneminde ciddi çarpışmalar oluyor ve daha sonra çeşitli savaşlardan sonra Berberiler ne yapıyorlar? Araplara yeniliyorlar ve İslamiyet'i kabul ediyorlar. Sonra da Araplaşıyorlar arkadaşlar. Acemlerle mücadele var İranlılarla. Daha sonra Acemler de ne yapıyor? İslamlaşıyor ve Araplaşıyor. Kürtler ilk defa Hazreti Ömer döneminde Müslümanlarla karşılaşıyorlar. Kürtler Müslümanlara karşı İranlılarla birlikte savaşmış, daha sonra yenilmişler ve zamanla ne yapmışlardır? İslamiyeti kabul etmişlerdir. Şurada kısa bir notumuz var onu da belirtelim. Hazreti Peygamber döneminde Peygamber Efendimiz ne yapmıştı? Hendek Savaşı'nda Kubbetül Türki denilen Türk çadırında kalmıştı ve savaşı bu çadırda yönetmişti evet. Bunu da bir not olarak belirtelim. Şimdi gelelim Asıl önemli konumuza ilk Müslüman Türk devletlerine. Arkadaşlar ilk Müslüman Türk devletleri deyince aklımıza Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklular gelsin. Şimdi bunlara tek tek değinelim. Karahanlıların kurulduğu bölgeyi görüyorsunuz. Aral Gölü'nün doğusunda şurada Gazneliler var. Afganistan, Hindistan civarında. Şurada bir Samanoğullar devletimiz var. Şu, bu bölgede de Anadolu ve Tebriz civarında da şurada da büyük Selçuklular kuracağız. Şimdi Karahanlılar Devleti'nin özelliklerine bakalım. Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk Devleti'dir. Bunu bir kenara yazalım hemen. 840 yılında kuruluyor. Kim kuruyor? Karluk, Yağma, Çiğil ve Tuhsi boyları. Devletin başkenti neresi arkadaşlar? Balasagun. İlk hükümdarı kim? Bilgekül Kadir Han. Satuk Buğra Haz zamanında İslamiyet'i kabul ediyorlar. Yani Satuk Buğrahan kimdir dediğimizde ne diyeceğiz? İslamiyet'i kabul eden ilk Karahanlı hükümdarı. Bunlar kesinlikle bilelim. Bunlar bir şekilde karşımıza çıkar. Tekrar diyorum, Karahanlılar ortasındaki ilk Müslüman Türk devletimiz. 840 yılında Balasagun merkezli kuruluyor. Kurucusu kim? Bilge Kül Kadir Han. Peki kimin zamanında İslamiyet'i kabul ediyorlar? Satuk Buğrahan zamanında. Satuk Buğrahan daha sonra Abdülkerim adını alıyor arkadaşlar. İslamiyet'i yaydığı için El Mücahit, El Gazi gibi ünvanları var. Tipik bir KPSS sorusu olabilir. Karahanlı Devleti önce Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Daha sonra Doğu Karahanlı Devleti 1211'de Karahitaylar, Batı Karahanlılar da Harzemşahlar tarafından yıkılıyor. Klasik bir Türk, Türk Devleti yıkılışı önce ikiye bölünüyor daha sonra da yıkılıyor. Karahanlılarla ilgili siyasi olarak anlatacağımız şey bu. Gelelim Gaznelilere. Arkadaşlar Gazneliler Alptigin tarafından 963 yılında kuruluyor. Alptigin dediğimiz Samanilerdeki bir Türk komutan. Daha sonra bunlardan ayrılıyor ve Gazne başkenti olmak üzere ne yapıyor? Devleti kuruyor. Kurucusu kim? Alptigin ya da Alptekin. Ne zaman kuruldu? 963 yılında Horasan, Azerbaycan ve Kuzey Hindistan'ı kapsayan bir devletimiz. Gaznelilerle ilgili en çok çıkan soru Gazneli Mahmut devlete en parlak dönemini yaşatmıştır ve sultan ünvanını kullanmıştır. Evet, Türkler içerisinde sultan ünvanını kullanan ilk kişi kim arkadaşlar? Gazneli Mahmut. Peki Gazneli Mahmut ile ilgili başka ne çıkar? Gazneli Mahmut Hindistan'a 17 sefer düzenlemiş. Hem ülkesini zenginleştirmiş hem de Hindistan'da İslamiyet'in yayılmasını sağlamıştır. Gazneli Mahmut'u unutmayalım. Gazneli Devleti 1040 yılında Selçuklularla Dandanakan Savaşı'nı yapıyor. Sultan Mesut döneminde bu savaştan sonra yeniliyor ve yavaş yavaş yıkılma sürecine giriyor. Daha sonra gururlar tarafından, Afganistan'daki gururlar tarafından 1187 yılında devlet yıkılıyor. Gazneliler deyince de neyi bilelim? Kesinlikle Sultan Mahmud'un ilk defa sultan ünvanını kullandığını bilelim. Şimdi anlattığımız bu devletlerin devlet yapısına ve toplum düzenine bakalım. Karahanlılardan itibaren Türk İslam kültürü oluşmaya başlıyor arkadaşlar. İlk Türk İslam devletlerinden olan Gazdeliler, Samaniler vasıtasıyla Abbasilerden aldıkları teşkilatı ne yapıyor? Büyük Selçuklular daha da genişletiyor ve Türk İslam devlet teşkilatı ilerlemeye başlıyor. Türk Cihan Hakimiyeti düşüncesi Türk kanunlarının en büyük idealiydi. Türk ideali İslamiyet'te de devam ediyor. İslamiyet'teki cihat anlayışı da Türklerin Müslümanlaşmasında çok etkili olacak. Şimdi biliyorsunuz ilk Türk devletlerinde kut anlayışı vardı. Kut anlayışı neydi? kut bir ırka bir insana kutsal kanın verilmesi demekti. Yani yönetme hakkı sadece o ırka aitti. İşte bu kut anlayışı İslamiyet'te de devam ediyor. İslamiyet'te de yalnız biraz değişik oluyor. Ne oluyor? Allah'ın nasibi veya takdiri olarak devam ediyor. İşte bu kut anlayışının devam etmesiyle birlikte devletleri yine bir sülale yönetiyor. Çünkü onlarda ne vardı? Kutsal kan vardı. Karahanlarda Hakan yerine ne kullanılacak? Aslan Han, Yapgu yerine Buğra Han kullanılacak. Şad yerine İlik kullanılacak. Gazelilerde ise genelde emir ve sultan lakapları kullanılıyor. Bunlar İslamiyet'in ya da Fars kültürünün getirdiği yenilikler diyelim. Türkler İslamlaştıktan sonra ne yapıyordu? Hem Araplarla hem de Farslarla ilişkiye geçtiği için zamanla kültürlerinde değişiklikler olacak. Sultan unvanını kullanan ilk hükümdarımız kimdi? Gazdeli Mahmut'tu bunu unutmayalım. İslamiyet'le birlikte bazı değişiklikler oluyor. Başka neler olmuş ona bakalım. İslamiyet'le birlikte hükümdarlığın halife tarafından onaylanması olayı geliyor. Ülkede halife adına hutbe okunuyor arkadaşlar. Ee, Türkler Müslüman olmadan önce bunlar yoktu. Yani halife tarafından onaylanma yoktu. Halife adına ve hükümdar adına hutbe okutma yoktu. Bunlar İslamiyet'te birlikte geldi. Başka ne vardı arkadaşlar? Basılan paraların üzerinde halifenin isminin yazdırılması da yine İslamiyet'in kabulünden sonra gerçekleşiyor. Bunları bilelim çünkü bununla ilgili şöyle sorular geliyor. İşte diyor ki Türklerin İslamiyet'ten önceki döneminde işte hükümdarın sembolleri nelerdi? Ya da İslamiyet'ten sonraki hükümdarlık sembolleri nelerdi? Bunları bilelim. Bununla ilgili ÖSYM e birkaç soru sormuştu. O zaman burada neyi öğrendik? İslamiyet'ten sonra hutbe kavramı geliyor. Hükümdarın halife tarafından onaylanması durumu var. Basılan paralarda halifenin isminin yazılması olayı var. Ayrıca hükümdarın tıraz denilen kendi ad ve lakabının yazılı olduğu süslemeli giysisi var arkadaşlar. Tıraz'da neymiş? Hükümdarın giydiği süslü, kendi adının yazdığı elbise. Başka resmi belgelerde tevki ya da tura denilen mühür kullanıyor hükümdarlar. Ayrıca hükümdarların tahtları ve tacları var. İşte Türk İslam Devleti'ndeki hükümdarlık sembolleri neymiş arkadaşlar? Hutbe, işte tiraz, tevki, mühür, taç, taht bunları bilelim. Bu kavramları mutlaka bilelim. Yine saray önünde beş vakit çalınan nevbet var. Nevbet dediğimiz müzik. Seferlere çıkıldığında padişahın şemsiyesi var. Çetir. Çetir dediğimizde aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Şemsiye. Türk İslam devletlerinde hükümdardan sonra en yetkili kişi vezirdi. Karahanlılar vezirler için yuruş. Gazdeliler ise vezirler için hace terimini kullanıyorlardı. Bunları da bilelim. Karahanlılar yuruş. Vezir için kullanıyorlar. Gazeliler de vezir için neyi kullanıyorlar arkadaşlar? Hace. Karahanlılar da devletin işleyişiyle ilgili önemli kararların alındığı meclise biz ne diyoruz? Meclisi Ali. Gazelilerde de mali ve genel idari işlerin görüldüğü divanı vezaret vardı arkadaşlar. O zaman Karahanlılar'da meclisi Ali, Gazelilerde de divanı vezaret önemli meclislerdendi. Türk İslam devletlerinde hukuk işleri şer'i ve örfü hukuk olarak ikiye ayrılıyor. Şer'i davalara kadılar bakıyor. Hükümdar devlet kurumlarının çalışmasını denetleyen örfî mahkemelere başkanlık ediyor. Gelelim Karahanlılarda orduya. Arkadaşlar Karahanlılarda saray ve hükümdarı korumakla görevli saray muhafızları var. Hükümdarın şahsına bağlı ücretli asker bunlar. Biz bunları has ordusu diyoruz. Yani merkezdeki ücretli ordumuz kim? Has ordusu. Bundan başka hangi ordu var? Hanedan mensupları ve diğer valilere bağlı kuvvetler var. Devlete bağlı Türk boylarının oluşturduğu kuvvetler var. İşte Karahanlı ordusu dört sistemden oluşuyor. Birincisi saray muhafızları, ikincisi hükümdarın şahsına bağlı ücretli askerler, biz bunlara hasta ordusu diyoruz. Üçüncüsü haliden mensupları ve valilere bağlı adamlar. Dördüncüsü de devlete bağlı diğer Türk boylarının kuvvetleri. Gazdelilerde yine saray ve hükümdar korumakla görevli olan gulamlar var. Eyalet ve bağlı devletlerin kuvvetleri var. Türkmenler kuvvetleri var bir de ücretli gönüllü askerler var. Şimdi Türk İslam devletlerinin önemli eserlerine bakalım. İlk Türk İslam eserlerine bakalım. Bunlardan birincisi Kutatku Bilik. Bunları iyi bilelim arkadaşlar. Kutatku Bilik mutluluk veren bilgi anlamına gelir. İlk Türk İslam eseri olarak kabul edilir Kutatku Bilik. Kim yazmıştır? Yusuf Has Hacip. Yusuf Has Hacip tarafından yazılıyor. 1070 yılında Doğu Karahanlı hükümdarı Ulu Kara Buğra Han'a sunuluyor. Türkçe yazılmıştır Uygurca. Eserde insanların hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğu elde edebilmeleri için nasıl yaşamaları gerektiği ile ilgili bilgiler veriliyor. Ayrıca ideal Türk devlet anlayışından bahsediliyor. Bu bakımdan bu eser bir siyasetname niteliğindedir. O zaman Kutatku Birlik ile ilgili ne bileceğiz? Bir, Türk İslam Edebiyatı'nın ilk eseri olarak kabul ediliyor. 2. Mutluluk veren bilgi anlamındadır. Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Uygur, pardon Karahanlı hükümdarı Buğrahan'a sunulmuştur ve Uygurca yazılmıştır. Gelelim ikinci eserimize. Divan-ı Lügati Türk. Türk tarihinin ilk sözlüğüdür arkadaşlar. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. 1077 yılında Abbas halifesi Muktedi Billah'a sunulmuştur. Divan Ligat-ı Türk, Araplara Türk dilini öğretmek, Türk dilinin, Türk milletinin yüceliğini ve Türkçenin zenginliğini göstermek amacıyla kaleme alınmıştır. Türklerin öflerini, adetlerini, coğrafyalarını, atasözlerini, her şeyini kapsayan ansiklopedik bir eser niteliğindedir arkadaşlar. O zaman neyi unutmayacağız? Divan Ligat-ı Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılıyor. Türkçenin, Türk milletinin yüceliğini göstermek için yazılıyor. Abbas halifesine sunuluyor ve Türklerle ilgili hemen hemen her şeyi anlatan ansiklopedik bilgileri içeriyor. Bu da Divan-ı Lügati Türk içerisinde yer alan Türk Dünyası haritası. Gelelim Atabetül Hakayka gerçeklerin eşiği. Kim tarafından yazılıyor? Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Kutatkubili'nin devamı niteliğindedir. Atabetül Hakayk Türk İslam kültürü içerisinde bireyin eğitimi ve toplum düzenini sağlamak için belirlenen hususları, unsurları Türk diliyle anlatan manzum bir eserdir arkadaşlar. Bir nasihatname niteliğindedir. O zaman Atabetül Hakayık dediğimizde Edip Ahmet Yükneki'yi unutmayalım. Divan Hikmet Divan Hikmet arkadaşlar Hoca Ahmet Yesevi tarafından Türkçe olarak yazılıyor. Türk tasavvuf tarihinin ilk edebi eseridir. Adından anlaşılacağı gibi tasavvufi bir eser. Divan Hikmet, Hazreti Peygamber'in yaşamı, dini hikayeler, dervişliğin özellikleri, cennet, cehennem, güzel ahlak gibi konulardan bahseden tasavvufi bir kitap. İslamiyet'in Türkistan, Balkanlar ve Anadolu'da yayılmasını temenni teşkil eden bu uğurda mücadele eden müritlere yol gösteren bir eserdir bu. Yani Hoca Ahmet Yesevi İslamiyet'in yayılmasında çok büyük hizmetlerde bulunmuştur. O zaman Divan-ı Hikmet'in Türk tasavvuf tarihinin ilk edebi eser olduğunu, Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazıldığını unutmayalım. Oğuzlar Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak, Türkmenistan'daki Türklerin ataları arkadaşlar. Yani bizim atalarımız. Oğuz adına ilk defa köktürk kitabelerinde rastlanıyor. Köktürk kitabelerine göre Oğuzlar İslam kaynaklarında Guzlar yani Köktürkler Oğuzlar diyor, İslam kaynakları Guz diyor. 9 boydan meydana gelmiştir. Bundan dolayı 9 9 ya da 9 OĞUZ Oğuz diye anılır. Köktürkler Oğuzlar kendilerine tabi kılmışlardır. Daha sonra Göktürk devletinin yıkılmasıyla birlikte Oğuzlar Uygur devletinin himayesine girmiştir. 10. yüzyılın ikinci yarısında Oğuzlar arasında İslamiyet yayılmaya başlıyor arkadaşlar. Oğuzlar arasında İslamiyet ancak 11. yüzyılda hakim bir din olmaya başlıyor. Yani 10. yüzyılda çok fazla bir katılım olmuyor. 11. yüzyılda tam olarak İslamlaşma hızlanıyor. Oğuz Boylan'la Müslümanlığı kabul edenlere biz ne diyoruz? Türkmen diyoruz. Yani Müslüman Oğuzlara biz ne diyeceğiz? Bunu bilelim. Türkmen. Oğuzlar Turun Bey'in önderliğinde yeni bir Türk İslam Devleti kuruyor. Biliyorsunuz Selçuklu Devleti'ni kuruyorlar. Nasıl kuruluyor bu devlet? İleride anlatacağız. 1040 akın savaşını kazanıyorlar. Bu savaşla birlikte... Gazneliler yıkılma sürecine Selçuklu devleti de kurulma sürecine giriyor. Tuğrul Bey Şii Büveyhi oğullarını yeniyor ve Abbasileri bu Şiilerin baskısından kurtarıyor. Daha sonra Oğuzlar arkadaşlar Türkiye Selçuklu Devleti'ni kuracaklar. Türkiye Selçuklu Devleti ne yapacak? Özellikle Haçlılara karşı mücadele edecek, Moğollara karşı mücadele edecek. Türkiye Selçuklu Devleti'nden başka Oğuzlar Anadolu'da Türk beyliklerini kuracaklar. Daha sonra da bildiğiniz gibi Osmanlı Devleti'ni kuracaklar. En sonunda Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş olacaklar. Yani Oğuzlar Türk tarihinin en önemli boylarından biridir. Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu anlatalım. Büyük Selçuklu Devleti 1040 ila 1157 yıllar arasında yaşıyor. Oğuz Yabgu Devleti'nde subaşı olan Selçuk Bey zamanla Oğuz Yabgu Devleti ile anlaşmazlığa düşüyor ve birliklerini alıp Çent şehrine geliyor. Burada Selçuk Bey ve boyu İslamiyet'i kabul ediyor arkadaşlar. Yalnız bulundukları bölge çok e, zor bir bölge çünkü bir taraftan da Samanoğulları, bir tarafta Karahanlılar ve bir tarafta da Gazneliler gibi o dönemin en güçlü Müslüman Türk devletleri var. Peki Büyük Selçuklu devleti nasıl kuruluyor? Büyük Selçuklular önce Gaznelilerle 1035'te Nesah savaşı'nı, daha sonra 1038'de Serah savaşı'nı kazanıyorlar. En son 1040'tan itibaren savaşında kazanarak devletlerini kuruyorlar. Kurucusu kim arkadaşlar? Tuğrul Bey diyelim. Tuğrul ve Çağrı Beyler kuruyorlar. 1043 yılında başkent rey şehri oluyor. O zaman ne diyebiliriz? Selçuklu Devleti kurucusu Selçuk Bey diye geçer. ismini oradan almıştır ama asıl kuruluşu 1040 yılında Selçukluların Dandanakan Savaşı'nda Gazileri yenmesiyle başlar ve başkent 1043 yılında rey şehri olmuştur. Büyük Selçuklu Devleti'nin Anadolu'ya yaptığı ilk akınlara bakalım. Bizans'la ilk karşılaşma Büyük Suyu civarında oluyor. Bu savaşta Selçukluk kuvvetleri yeniliyor çünkü pusuya düşürülüyor. Daha sonra asıl savaş Selçuklularla Gürcü Bizans kuvvetleri arasında 1048 yılında Pasinler'de gerçekleşiyor. Bu savaşı biz kazanıyoruz arkadaşlar. Pasinler Savaşı kitaplarda genelde Selçuklularla Bizanslılar arasında yapılan ilk savaş olarak geçer onun için 1048 Pasinler Savaşı'nı unutmayalım. Aslında Selçuklular Anadolu'ya çeşitli seferler düzenliyorlar. Ama bunlar genelde keşif amaçlı. Bunu da kim yapıyor? Çağrı Bey 1015 ila 1021 yılları arasında Anadolu'ya keşif amaçlı seferler yapmıştır. Ama bizim Anadolu ile ilgili daha doğrusu Bizans ile ilgili en önemli savaşımız ne arkadaşlar? İlk savaşımız ilk savaşımız 1048 Pasinler Savaşı. Bunu unutmayalım. Tuğrul Bey döneminde Mısır'da egemenliğini sürdüren Fatimiler ve Şii Büveyhoğulları, Abbasileri baskı altında tutuyordu. Tuğrul Bey 1055'te Bağdat'a bir sefer düzenliyor ve bu Büveyhoğulların baskısını kırıyor. Böylece halife tarafından Tuğrul Bey'e Şark ve Garbı Sultanı ünvanı veriliyor arkadaşlar. Böylece İslam dünyasının liderliği kime geçmiş olacak? Selçuklulara. Selçuklu hükümdarları bu olaydan sonra Sultanı İslam ünvanını kullanacaklar. Tuğrul Bey'den sonra kardeşi Çağrı Bey'in oğlu Alparslan tahta geçiyor arkadaşlar. Çünkü Tuğrul Bey'in oğlu yok. Alparslan 1063'te Selçuklu tahtına geçiyor. Önce Bizans'ın önce Bizans'ın doğusundaki en önemli kalelerinden Ani Kalesi'ni alıyor 1064 yılında. Ama Alparslan'la ilgili asıl bileceğimiz olay tabii ki 1071 Malazgirt zaferi. Bizans İmparatorluğu ile Sultan Alparslan komutasındaki Selçuklu ordusu Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya geliyorlar ve Selçuklular Bizans İmparatorluğunu yeniyorlar. Bu galibiyetin en önemli sebeplerinden biri de arkadaşlar Bizans ordusundaki Türk asıllı askerlerin Selçuklu safına geçmesi. Böylece Selçuklu Devleti Bizanslıları net bir yenilgiye uğratıyor. Peki 1071 Malatya Zaferi'nin önemi nedir? Bununla ilgili yazılılarda çokça soru çıkar arkadaşlar. Ayrıca zaten ÖSYM'de bununla ilgili bir soru sormuştu. Birincisi Selçuklar büyük bir zafer kazandı. İlk defa bir Bizans imparatoru Türk hükümdarına esir düştü Roman Diyojen. Abbas halifesi Sultan Alparslan'a hediyeler göndererek ona İslam ülkelerinin sultanı unvanını verdi. Bu zafer Avrupa'nın Bizans'a yardım etmesi amacıyla Haçlı Seferlerinin başlamasına zemin hazırladı arkadaşlar. Haçlı Seferlerinin bir sürü nedeni var ama bu nedenlerden biri de Bizans İmparatorluğu'nun yenilmesi ve Anadolu'da Türklerin ilerlemesi. En önemli sonuç Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır ve böylece Anadolu'nun fetih süreci hızlanmış ve Anadolu yavaş yavaş Türkleşmeye başlamıştır. Bu Malatya Savaşı'nın sonuçlarını unutmayalım. Bunun dışında Malazgirt Zaferi ile birlikte Anadolu'da bildiğimiz ilk Türk beylikleri de kurulmaya başlayacak. Burada Büyük Selçuklu Devleti'nin sınırlarını görüyorsunuz, ulaştığı sınırlar. Melikşah dönemine geçelim. 1072-1092 Sultan Alpas'tan bir kale komutanı tarafından şehit ediliyor hançerlenerek. Ondan sonra yerine tayin ettiği veliaht tayin ettiği oğlu Melikşah hükümdar oluyor. Melikşah önce Alpaslan'ın kardeşi Kavurt ile ne yapıyor? Mücadele ediyor. Ve bu mücadeleyi Melikşah kazanıyor. Daha sonra Melikşah devletin başkentini İsfahan'a taşıyor. Bu dönemde Batı ve Okan Hanlı devletleri hakimiyet altına almıyor. Zaten yıkılma sürecine girmişlerdi. Gürcistan, Kudüs, Suriye, Yemen ve Aden fethediliyor. Türk komutanları az önce haritada da göstermiştim. İzmit'e kadar Anadolu'yu fethediyor arkadaşlar. Yani Melikşah döneminde büyük bir fethi hareketi var. Sultan Melikşah dönemi dediğimizde aklımıza batınilik faaliyeti gelsin. Batınilik faaliyeti çok önemli. Batıniliklerin lideri Hasan Sabbah. Batınilik Hasan Sabbah ve müritleri tarafından yürütülen gizli bir tarikat. Bunlar özellikle e, Selçuklu hükümdarlarına, işte Selçuklu'nun önemli görevleri ne yapıyorlar? Suikast düzenliyorlar. Yani amaçları Selçuk Devleti'nin bölünmesini, parçalanmasını sağlamak bu amaçla kurulmuştur. Batıniler 1090 yılında Alamut Kalesi'ni alıyorlar ve burayı merkez yapıyorlar arkadaşlar. Sultan Melikşah Batınilere karşı büyük mücadeleler verse de çok fazla başarılı olamıyor ve 1092 yılında maalesef ölüyor. Melikşah'ın ölümünden sonra taht kavgaları başlıyor. Nizam-ı Mülk Berk Yaruk'u destekliyor ve Berk Yaruk ne yapıyor arkadaşlar? Tahta geçiyor. Melikşah'tan sonra Berk Yaruk dönemi var. Berk Yaruk döneminde Haçlı Seferleri başlıyor. Haçlılar Antakya'yı ele geçiriyor ve Kudüs'e kadar ilerliyorlar. Yani birinci Haçlı Seferi. Sultan Berkerok'un kardeşi Mehmet Tapar 1099'da isyan ediyor. Bu isyan sonrası Büyük Selçuklu Devleti ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bu isyandan sonra batı kısmını Mehmet Tapar yönetiyor. Doğu kısmını ise Berk Yaruk yönetmeye devam ediyor. Sultan Berk Yaruk'un ölümünden sonra Mehmet Tapar Selçuklu tahtına geçiyor 1105 yılında. Bu dönemde Suriye ve civarındaki Haçlı devletleriyle mücadele önemli arkadaşlar. Ayrıca Sultan Mehmet Tapar ne yapıyor? Batın ilerle de mücadele etmeye devam ediyor. Ancak Mehmet Tapar da 1118 yılında ölüyor ve bu batın ilerle olan mücadele yine sonuçsuz kalıyor. Bu batın hareketi Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında önemlidir arkadaşlar. Bunu iyi bilelim. Mehmet Tapar'dan sonra yerine kardeşi Sencer tahta geçiyor. Sencer Selçuklu Devleti'nde yeniden bir düzenlemeler yapıyor. Yeniden bir birliği sağlıyor. Onun için Sultanı Azam ünvanını alıyor. Selçuklu ve Karahitay kuvvetleri 9 Eylül 1141'de Katvan'da savaşıyorlar. Bu savaşı kaybeden Selçuklar ne yapacak arkadaşlar? Yıkılma sürecine girecek. 1141 Katvan Savaşı çok önemli. Çünkü bu savaşla birlikte Selçuklar artık yıkılmıştır. Yıkılış sonrası hatta yıkılmadan önce Selçuklu Devleti'nden ayrılan ya da ona yarı tabi olarak yaşayan bazı devletler var. Mesela Irak Selçukları. Kirman Selçukluları, Suriye Selçukluları ve Türkiye Selçukluları. Bununla ilgili yine ÖSYM e bir soru sormuştu hatırlıyorum. Başka bu devletlerden başka Şam Atabeyliği, Musul ve Halep Atabeyliği, Azerbaycan Atabeyliği, Fars Atabeyliği gibi atabeylikler de ortaya çıkıyor. Peki bu atabeylik dediğimiz ne? Atabeylik kısaca arkadaşlar meliklerin yani padişah çocuklarının hocaları. Onu başta belirteyim. Selçuklular da şehzadeler, küçük yaşlarda eyaletlere melik olarak atanıyorlardı. Kendilerini yetiştirmek ve işlerini idare etmek için onlara yardımcı olan kişilere biz ne diyoruz arkadaşlar? Atabey. Şehzadeler büyüdükten sonra da bu atabeyleri onların veziri ya da kumandanları oluyorlardı. Atabeyler onların devlet adamı olarak yetişmesinde faydalı insanlardı. Yani onların hocalarıydı arkadaşlar. Ancak bazı dönemde arkadaşlar atabeyleri, melikleri sultan olmaları için kışkırtmış. Bu da devlete büyük zarar vermiştir. Şimdi Büyük Selçuk Devleti'nin hükümdara bakalım. Selçuklular'da ülke ailenin ortak malıydı. Yani hanedanın ortak malıydı. Töre ve yasalara aykırı olmamak şartıyla her hususta mutlak hakim olan hükümdardı arkadaşlar. Yalnız hükümdar hiçbir zaman kutsal ve sorumsuz değildi. Yine kut anlayışı Selçuklular'da devam etmişti. Yalnız bu kut anlayışı ne yapmıştı? Biraz e, değişikliğe uğramış. Allah adına ülkeyi yönetme anlamına gelmişti. Yani Eskiden kutu gökten tanrı veriyordu ama Müslüman olduktan sonra ne oldu arkadaşlar? Hükümdar artık devleti Allah adına yöneten bu yetkiyi ondan alan gibi inanışlar olmuştu. Sultan kendi adına para bastırır. Fermanlara tuğrasını çektirirdi. Ülkenin her yerinde sultan adına hutbe okunurdu. Savaşlarda ve gezilerde hükümdarın başının üstünde çetir denilen şemsiye vardı arkadaşlar. Ayrıca namaz vakitlerinde de nöbet çalınırdı. Bunlar neydi? Neydi? Bunlar hükümdarlık sembolleriydi. Yani bir insan hükümdar olduğunda para bastırır, fermanlara tuğra çektirir, adını hutbe okunur, başın üstünde çetir denilen şemsiye vardır. Ayrıca namaz vakitlerinde nevbet çalınırdı. Bunlar hükümdarlık sembolleri. Hükümdarın bulunduğu saray aynı zamanda yönetiminde merkeziydi. Peki bu sarayda görevliler var. Bunları öğrenelim. Bunlardan çok ayrıntı soru çıkabilir. Çaşnigir dediğimiz hükümdarın yemekleriyle ilgileniyor. Candar dediğimiz Saray muhafızı, camidar, hükümdarın ve saray görevlilerinin elbiseleriyle ilgileniyor. Ayrıca bunların başında olan, çalışanların denetleyen kim var arkadaşlar? Hacıbül Hüccab. Bunları kısaca not alıp ezberleyin çünkü başka bir yolu yok. Sınavlarda çıkıyor. Çaşnigir yemeklerle ilgileniyor. Candar, saray muhafızı, camedar elbiselerle ilgileniyor. Bunların başında kim arkadaşlar? Hacıbül Hüccab. Gelelim Selçuklulardaki divana yani yönetim merkezine. Büyük Selçuklularda bütün devlet işleri büyük divan tarafından yürütülürdü. Divanı saltanat adı verilen bu divanın başında kim bulunuyor? Vezir bulunuyor. Selçuklularda büyük divana bağlı dört tane de bir divan var. Alt divan var. Yine bu divanlar önemli. Bu divanlar her yerde çıkabilir arkadaşlar. Yazılarda sorulur. ÖSYM sınavlarında sorulur. Bunları da kısa kısa not alıp öğrenelim. Divanı inşa dediğimiz ya da divanı tuğra Yazışma işleriyle uğraşıyor. Divanı istifa mali işlere bakıyor. Divanı işraf teftiş işlerine bakıyor. Devletin mali ve idari konularını teftiş ediyor. Divanı arz askerlikle ilgili işlerle ilgileniyor. Bunlar büyük divana bağlı bir divanlar. Bundan dışında da divanlar var. Mesela divanı berit posta ve haberleşme işlerinden sorumlu divan Mezalim adalet işlerinden sorumlu. Özellikle büyük devlet adamlarının yargılanması falan bu divan Mezalim'de gerçekleşiyor arkadaşlar. Hatunların emrinde olan divan Hatun da önemli divanlardan biri. Özellikle şu ilk dört divanı kesinlikle bilelim. Peki Büyük Selçuklularda hukuk neydi? Selçuklu adalet sisteminin temelini şeri ve örfü hukuk oluşturuyor. Şeri dediğimiz dini kurallar. Örfi dediğimizde gelenek ve göreneklerden kaynaklanan kurallar. İşte Selçuk Devleti bu iki hukuk kurallarına göre devleti yönetiyordu. Peki şer'i hukuk davalarına kim bakıyor? Tabii ki kadılar. Din ile ilgili bütün işlerde yetkili olan kadılar evlenme, boşanma işleri, nafaka işleri, noterlik hizmetleri hatta belediyecilik hizmetleri ile ilgili hizmetlere kim bakıyor arkadaşlar? Kadılar bakıyor. Kadıların başında Kadül Kudat denilen başkadı var. Ve Sultan tarafından tayin ediliyor. Burada kadıların e, adalette önemli bir görev gördüğünü bilelim. Kadıların başına da Kadıül Kuddat denildiğini bilelim. Örfü hukuk sistemindeki davalarda Emiri Dat bakıyor. Bu kelimeyle ilgili bilelim. emir Dat. Bugünkü Adalet Bakanı gibi görev yapan emir Dat gerektiğinde tutuklamalarda da bulunabiliyordu. Siyasi suçlar Sultan'ın başkanlığındaki Divan'ın mezalimde hüküme bağlanıyordu. Evet en önemli adalet mekanizması da bu. Divanı mezalimde özellikle savaş suçları, devlet ihanet gibi konular değerlendiriliyor ve bunun başkanı da kim arkadaşlar? Sultan. Büyük Selçuk Devleti'nde ordu sistemini anlatalım. Selçuklu ordusu devletin ve hükümdarın dayandığı başta kuvvet olan gulemanı saray askerleri yani bunlar hükümdar ve sarayı koruyor. Her an savaş hazır olan hassa ordusu, iktidar sahiplerinin verdiği iktidar askerleri, bağlı devlet askerleri ve gönüllülerden oluşuyordu arkadaşlar. Bunlardan Gulemanı Saray ya da Hassa askerleri dediğimiz bunlar merkezde bulunuyor. Her an savaşa hazırlar. İktidar sahiplerinin askerleri savaş zamanında orduya katılıyor. Bağlı devletlerin askerleri, gönüllüler, ücretler ve Türkmen kuvvetleri de yine savaş zamanında orduya katılıyordu. Büyük Selçuk Devleti'nde Türkmenler zamanla ordudan tasfiye edilmiş ve bunların yerlerini Gulam sistemine göre yetişmiş askerler almıştı. Gulam sistemi neydi arkadaşlar? Gulam sistemi de şu. Savaşlarda esir alınan esirlerin bir kısmı devlete veriliyordu. Bunlar eğitimden geçiriliyordu ve asker alınıyordu. İşte biz bunlara ne diyoruz? Bu sisteme ne diyoruz? Gulam sistemi. Yani e, Osmanlı Devleti'ndeki devşirme sistemine benzeyen bir sistem. Büyük Selçuk Devleti'nde İran etkisine bakalım. Bildiğiniz gibi Büyük Selçuk Devleti'nde Türkler ve İranlılar etkili olmuştur. Özellikle yönetim anlamında İranlıların etkisi büyüktür. Selçuklularda vezirlik kurumu Abbasi, Sasani ve Gazze'deki Bezirlikten etkilenilerek meydana getirilmiştir. Devletin mülki teşkilatlanmasında İranlılar az önce de söylediğim gibi askeri teşkilatlanmada da Türkler etkili olmuştur. nizam Mülk'ün siyasetname adlı eserine göre Selçuklularda hükümet teşkilatı ve ordu kurulurken İslam İran geleneği es esas alınmıştır. Zaten nizam Mülk de İran menşeili birisidir. Yani İran kökenlidir. O zaman şunu unutmayalım. nizam Mülk'ün en önemli eseri Siyasetname arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Yani Selçuklu Devleti'nin iskeletini oluşturan İran ve Türk kültürüdür. Nizamiye medreseleriyle devam edelim. Medrese bildiğiniz gibi okul arkadaşlar. Fatımi ve Batınilerin yıkıcı faaliyetlerinin İslam dünyası için büyük bir tehlike oluşturduğunu gören Büyük Selçuklu Devleti Sünni medreseler kurdular ve bu medreseler aracılığıyla bu Batınilerin ve Fatımilerin yıkıcı faaliyetleriyle mücadele ettiler. İlk inşa burada kuruluyor medreselerin, daha sonra Bağdat ve diğer önemli şehirlerde de Nizamiye medreseleri açılıyor. Peki bu medreseler kimin zamanında açılıyor arkadaşlar? Sultan Alpaslan ve Nizam'ın mülk tarafından açılıyor. Yani Nizamiye medreseleri zaten adında Nizam'ın mülkten almıştır. İlk defa işte Alpaslan döneminde açılıyor. Nizam'ın mülk büyük Selçuklu sarayında danışman olarak çalışan Gazali'yi Şerefül Ümme ünvanıyla Bağdat'taki Nizamiye medreselerine müderris olarak atamıştır. Burada Gazali'yi de unutmayalım. Büyük Selçuklu döneminde yaşamış büyük bir alim. Yine ne yapmış? Nizamiye medreselerinde müderris olarak görev almış. Müderris dediğimiz ne arkadaşlar? Hoca. Büyük Selçuklu Devleti'ndeki kültür hareketlerine bakalım. Az önce de anlattığımız gibi eğitim öğretim faaliyetleri Nizamiye medreselerinin kurulmasıyla birlikte Sultan Alparslan döneminde bir düzene oturmuş. Şii Fatimiler ve Batinilerin yıkıcı faaliyetlerine karşı bir ilim ordusu oluşturuluyor. Bunun merkezinde de ne var? Nizamiye medreseleri var. İslami bilimlerde Eşşirazi, Cüveyni, Gazali ve Errazi önemli alimlerden arkadaşlar. Sultan Melikşah İsfahan ve Bağdat'ta rasathaneler kurduruyor. Rasathane neydi? Gökyüzünü incelemek için kurulan yerler. Ömer Hayyan var bu dönemde önemlidir. İsfirazi, El Vasi'ti önemli alimlerden, El Hazini Büyük Selçuklu Devletinin enlem ve boylamlarını gösteren Zichi Senceri'yi hazırlamıştır. Yani El Hazini dediğimizde aklımıza Zichi Senceri gelsin. Selçuklu Sultanlar arkadaşlar tarih bilimine dönem vermişlerdir. Bu dönemde yazılmış en önemli eserlerden biri Melikname, diğeri de Tarihi Ali Selçuktur. Selçuklular da resmi dil Farsçaydı arkadaşlar, yani İran kökenli din. Bu nedenle edebiyatta da daha çok ne kullanılmış? Farsça kullanılmıştı. Yani Selçuklular döneminde Türkçe, Farsça ve Arapça kadar ön planda değildi. Özellikle edebiyat dilinde. Emir Muizzi, Ömer Hayyam, Enveri, Ezraki dönemin ünlü ediplerinden de Nizamiye medreseleriyle medrese mimarisi ilk şeklini almıştır. Girintili duvarları ve büyük avlulu yapısıyla ilk defa medrese camiler yine bu dönemde yapılıyor. İsfahan'da bulunan Melişah tarafından inşa edilen caminin planı Irak, İran ve Türkistan'da da uygulanmıştır. Kümbetler Selçuklular döneminde önem kazanmıştır. Selçuklular uzaktan görülebilen silindir şeklindeki yükseltilmiş kubbeleriyle kubbeli türbe anlayışını da ortaya koymuşlardır. O zaman silindir şeklindeki kubbe anlayışı kime ait arkadaşlar? Büyük Selçuklu Devleti'ne. Nerede bulunan Sultan Sencer Türbesi bu alanda ki en önemli örneklerdendir. Yüksek, silindir, yivli, ince mimari şekli Selçukluların İslam dünyasına kazandırdığı mimari tarzlarından biridir arkadaşlar. Selçuklu kabartma heykel sanatının günümüze kadar ulaşan en önemli eseri Rey'de bulunan saray hayatını anlatan stup panodudur arkadaşlar. Selçuklular kendine has üslubuyla Selçuklu kufisir, sülüsü ve nesihi gibi hat türlerini ortaya çıkarmışlardır. Ayrıca bozkurt kültürünü gösteren kuş, Ejderha, boğa ve çift başlı kartal figürleri de bu süslemede önemli yere sahiptir. Özellikle arkadaşlar çift başlı kartal figürü Selçuklularda çok fazla kullanılmıştır. Yine Selçuklularda 5 vakit çalınan nevet, meliklerde ise 3 kere çalınıyor. Yani sultanın kapısında 5 defa nevet çalınırken meliklerde 3 defa çalınıyor. Kopuz, Türk tamburu, Türk borusu, Türk neyi ve bağlama önemli müzik aletlerindendi. Bunlar biraz ayrıntı. Sevgili arkadaşlar, bir konu anlatım videomuzu da burada tamamlıyoruz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen kanalımıza abone olun ve kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye edin. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.